Dostlar selamlar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet günlük borsa haberlerimize başlıyoruz ve bugünkü ilk haberimiz her zaman olduğu gibi e, mutlaka izlemeniz gereken günün en önemli şirket haberleri. Evet arkadaşlar şirketlerin sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler ve öne çıkan projelerin hepsini bu haberimizde alabilirsiniz. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız yatırım tavsiyesi değildir. Ayrıca arkadaşlar, kanalımıza abone olmadıysanız, abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ee, yani küçük bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz ve günlük 8-10 tane video hazırlamaya çalışıyoruz. Ee, bize destek olursanız, bildirim zilini açarak da biz daha çok motive oluruz. Evet arkadaşlar, haberimize başlayalım. Alfaz e, bir haftadır özellikle gündemimizi sürekli dolduruyor alfa solar enerji bugün arkadaşlar başladı şirket paylarının harika arzı kapsamında talepler 9-10-11 Kasım'da toplanacak alfa solar enerji ile ilgili bütün haberlerimizi yaptık kanalımızdan Dilerseniz bakabilirsiniz haberlerine armada şirketin metne bölgesi yılın distribütörü ödülünü kazandığını açıkladı arzum Amerika Birleşik Devletleri'ne Delaware hayatında fiilen şirket kurulduğu ve diğer süreçlerin devam ettiği açıklandı Konse halka arzdan elde edilen fonun kredi kapamalarında kapasite artışında yatırımlarda ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı. E, bunu da dün haberini yapmıştık. Duck Holding ve Fenerbahçe ve BTS kapsamında arkadaşlar şirket paylarına 8 aralığa kadar açıya satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Eskom şirketin dolaylı iştiraki en teknoloji bünyesinde bulunan 954 kW gücündeki GES tesisinin 26.4 milyon TL bedelle satışı için ön protokol imzalandığı açıklandı. Evet, Ereğli 364 gün vadeli 9 milyon TL tutarında bona ihraç edildi. Edata şirket ile Arkon Teknolojisiniz Private arasında Arkon teknoloji Private ürünlerinin distribütörlüğü için distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Şirket ile vizyoner arasında vizyoner ürünlerin için aynı şekilde distribütörlük sözleşmesi imzalanmış. Deline filmesi ile de 30 Kasım'da sonlandıracaklarmış anlaşmalarını. Evet, EDATA. Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı GLRYH. E, Pardus Girişim, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. ASY yenilebilir enerjinin sermayesinin 155 milyon TL'den 37,5 milyon TL'ye artışla 192,5 milyon TL'ye çıkarılmasına ve ihraç edilecek 37 milyon 500 bin adet B grubu payın fiyatının pay başına 2.976 TL olarak belirlenerek 111.6 milyon TL bedelle A1 Portföy Pardus Vizyon Gelişim Sermayesi Yatırım Fonu'na tahsis edilmesine karar verildiği açıklandı tahsisli sermaye arttırımı. Hitit bilgisayar hizmetleri 2022 yıl sonu beklentileri dolar bazında ciroda %32-%37 büyüme. Fabrik'te %43-48 aralığında marj yatırımda ciro olarak %30-%35 aralığında olacağı öngörüldü. Hidropal Hareket Kontrol Teknolojileri Merkez Sanayi HKTM şirket tarafından 100.000 euro sermayeli Mers Teknoloji GmbH unvanıyla yeni kurulacak şirketin sermayesine 52 bin euro tutarına katılmayı taahhüt ettiği açıklandı. Info, One İrtibat Bürosu'nun kuruluşu için yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandı açıklandı. Koç Holding, bir yatırımcı tarafından bazı yönetim kurulu üyelerinin aleyhine dava açıldığı belirtildi. MIA Teknoloji, şirketin bağlı ortaklığı Trip Mobility Teknoloji ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi arasında elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin kurulması ve işletilmesi için 10 yıllık protokol imzalandığı açıklandı. Nugio 250 milyon TL'ye kadar şirketin yurt içi özel sektör borçtan varlaşlarının geri alınabilmesine ilişkin yönetimin yetkilendirildiği açıklandı. Evet bu Nugio için önemli bir haber. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Pegasus da dün akşam bilançoyu e, açıkladı. Pegasus da biraz düşüş var. Özellikle iç hatlarda düşüş var. Bununla ilgili bilançoyu da kısaca bilanço olarak da güzel bir haber var. Onu okuyalım. Ekim ayında 2019 yılında aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %28 azalışla 0.99 milyona. Yolcu doluluk oranı %7.8 puan azalışla %85.5'e geriledi. Şimdi iç hatlardaki bu düşüş gerçek manada bu ekonomik krizden dolayı olabilir. Yani insanların biraz daha seyahatlerini kısıtlamaya başladılar. Yani herkes kendi bazında düşünürse bu yaşanıyor yani seyahatler kısıtlanıyor. Mesela gitmek istediğiniz bir yere haftada bir gidiyorsanız iki haftada bir gidiyorsunuz. Üç ayda bir gidiyorsanız altı ayda bir, bir aya çıkarıyorsunuz. 6 ayda bir aya çıkarıyorsunuz. Böylece seyahat süresi uzuyor ve Pegasus'un bu %28'in azalışın sebebi bu olabilir arkadaşlar. Dış hat yolcu sayısı ise %23 artışla 1.68 milyona. Yolcu doluluk oranı ise 0.6 puan artışla %85.5'e yükseldi. Tam biraz önce söylediğimizin ters ifadesiyle de eğer insanlar iç hatlarda e, turizmi düşünmeyip artık biraz daha maddi olarak güçlendikleri için dışarıya da çıkmış olabilirler. Yani siz bu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Farklı yorumlar da olabilir. Toplam yolcu sayısı ise %2 azalışta 2.67 milyona ve yolcu dolu oranı da %3.4 puan azalışta %85.5'e geriledi. Ocak Ekim döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %32 azalışta 9.15 milyona ve yolcu dolu oranı 7.7 puan azalışta %85.2'ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %7 artışla 13.37 milyona yükselirken Yolcu doluluk oranı 2.6 puan azalışla %82.0'a geriledi. %82'ye geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %13 azalışla 22.52 milyona ve yolcu doluluk oranı da %5.4 puan azalışla %83.3'e geriledi. Evet Pegasus'un birazdan bakalım hisse durumuna son durum nedir? Ee, bu bilanço görünümde kötü bir bilanço söz konusu. Şirketin şişe ile ilgili bir haber. Şirketin 2019'da kullandığı 175 milyon euro tutarlı ve 3 yıl vadeli sendikasyon kredisini refinansman amacıyla 240 milyon euro tutarlı 3 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi kullandığı açıklandı. SMRTG Smart Güneş Enerjileri 10 milyon TL sermayeli Smart Yeşil Hidrojen teknolojileri ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı. Bu da önemli dün biliyorsunuz smart güneş enerjileri tavan yapmıştı. Suven Tekstil Sanayi Pazarlamanın şirketi Azerbaycan'da faaliyete geçmek üzere Novsun Retail, Retail and Management MMC şirketiyle ile bayilik sözleşmesi imzalandı ve 2023-2027 yılları arasında 10 mağaza açılmasının planlandığı açıklandı. Halka arzdan edilen fonun 17.7 milyon TL'sinin yatırım finansmanında 30.6 milyon TL'sin işletme sermayesinde, 20.4 milyon TL'si ise finansal borç azaltımında kullanıldığı açıklandı. Trabzon Liman İşletmeciliği şirket ile Libermack Tekrostok GmbH arasında 4.8 milyon euro bir 144 ton kaldırma kapasiteli mobil vinç alım sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı. Telekom, Türk Telekom 2022 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı. 2022 beklentileri önceki revize gelir büyümesi 13337 137 fabrik 18,5 milyon TL, 19 milyar TL yatırım harcaması için ise 13-14 milyar TL. Geotek Mersin'de 160 dönümün üzerinde iki ayrı tarlaya kurulacak. GES için bir müşteri 13.9 milyon dolar değerli sözleşme üzerinde mutabak kılındığı açıklandı. Evet. bu da çok bomba bir haber Geotek için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün şirket haberleri çok fazla. Pay al alım satım, Ak merkez gayrimenkul yatırım ortaklığı, Yasemin Cosun Tuncer tarafından 64.50 66.70 TL fiyat aralığından 15.931 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı %45.25'e geriledi. SOM, Event Media yeni ve eski medya tarafından 12.06 ile 13.13 TL fiyat aralığından 4 milyon adet pay satılırken şirket sermayesindeki pay %51.97'ye geriledi. zaten yeni ve eski medya SEO Event Medya'nın üst kuruluşu. Evet ellerindeki hisseler çıkarmışlar. Esen devam ediyor arkadaşlar almaya. Düzenli bir şekilde günlük bin adet alıyorlar şu anda şirket payların alınması kapsamında. 65.30 ve 66.70 TL fiyat aralığından 1000 adet SM payı alınmış, geri alınmış. Genç Mehmet Ziya Kahraman tarafından 6.79 6.95 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay satılırken şirket sevmasındaki pay %8.57'ye girdi. Garanti yatırım ortaklık Mehmet Ali Demirel tarafından 102.700 adet GNO pay satılırken şirket sermayesinde pay %4.8'de gerilemiş. Info şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 8.25 ile 8.30 TL fiyat aralığından geri alındı diyor. Lider şirket paylarının geri alınması kapsamında 51.000 adet pay 50.60 ile 52.30 TL fiyat aralığından geri alındı diyor. Ve Metin Baroks, Barokas tarafından yönetim kurulu başkanından 50 TL fiyattan 25 TL pay alınırken şirket simülasyonundaki payı, payı %74.53'e yükseldi. Evet. Lideri ve e, Pegasus'a bakalım arkadaşlar durum nedir. Evet. biz 109 Kasım 10.30 itibariyle %0.74 yukarıda. Arkadaşlar görüyorsunuz. 0.73'e düştü 10.31'de. Hemen Bakmamız gereken hisselere bakalım. Lider, evet bu kadar alıma rağmen bugün borsanın 0.70'inin üzerinde kazandığı bir ortamda Lider, turizm alım şirketi %1.73 de arkadaşlar. günlük durumda ise %24.15 bir kazanç vardı. Bugün 1.73 ekside. de evet. Pegasus'a bakacaktım. Evet, Pegasus. Pegasus e, da tam tersi mesela kötü bir bilanço. Yolcular bütün hissetler eksi de fakat %1.50 yukarıda arkadaşlar. Yani yolcu taşıması çok düşmüş şirketin. Fakat bugün endeks üzeri bir gelir elde etmiş Pegasus hava yolları. 5 günlük durumda da zaten %19 gibi bir, iyi bir gelire sahip. Evet. Evet dostlar, günün borsa haberleriyle ilgili e, haberleri okuduk, basına yansıyan, SPK'ya yansıyan, Aydınlatma platformuna açıklanan bütün haberlerin derlenmiş haliyle sizlere sunduk. Lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Para Bilgi kanalında verilen bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. E, ayrıca arkadaşlar, kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız biz mutlu edersiniz üyeliklerimiz ve teşekkür butonlarımız aktif. Bize destek olmak isterseniz de buralardan destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar.